Yarımıza devam ediyor. Özgürlük Meydanı'nda İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndayız. Bugün ev sahibimizi konuk etti. Bizlere kapısını açan, yüreğini veren ve bizleri burada misafir eden can dostumuz, değerli başkanımız Büyük Birlik Partisi Bakırköy İlçe Başkanı Serkan Karacaoğlu ile beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Değil? Allah razı olsun değerli başkanım. Evet, mikrofonu size veriyorum. Bir ev sahibi olarak bize neler söylemek istiyorsunuz? Türkiye adına, milli manevi değerlerimiz adına, siyaset adına ve siyasetçiler adına neler söylemek istiyorsunuz şu hassas günlerimizde? Malum şu günleri görüyoruz. Şu güzelim ülkemizde kardeşçe, barışça, güzel bir şekilde yaşamak varken bu tür olayları üzülüyoruz, görüyoruz. Amacımız, mesajımız şu: bütün ülkemizde bütün siyasi partilerin liderlerinin ve mensuplarının bir araya gelip ulusal birliği sağlayıp şu ülkemizin zor şartlarında neler yapabiliriz, neler verebiliriz, huzuru nasıl sağlayabiliriz, barışı nasıl sağlayabiliriz? Malum görüyoruz, her gün şehit haberleri alıyoruz. Bunlar bizi üzüyor. 20 yaşına kadar bir çocuğunu büyüt, askere gönder ve bu şehit haberini al. Bunlardan artık bunları istemiyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'ına, bütün siyasi parti liderlerine sesleniyoruz. Artık barış sağlansın. Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunu her zaman dile getirdik. Bizim davamız İlahi Kelametullah davası, Nizam-ı Alam davasıdır. Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Biz milletimize her zaman dediğimiz şu: önce adalet, sonra Allah davası, inanmak ve mücadele etmek. Ben şahsım olarak Bakırköy İlçe Başkanı olarak, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı olarak ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gayretle çalışıyorum. Kendi özverimle çalışıyorum, kendim için değil. Sırf vatanımın, milletimin bütünlüğü, beraberliğini, nizamını sağlamak adına kendimi adamışım. Kardeşlikten yanayım. Kardeşçe yaşamak istiyorum. Kardeşçe herkesin yaşamasını istiyorum diyorsun. Doğru mu efendim? Aynen öyle, doğru. Ama maalesef bu kardeşliğimize gölge düşüren bir takım kişiler var. Malum bunlar, ama bu ülkede inanın Kürtlük savaşı yok. Kürtler de bizim kardeşimizdir. Bu ülkede sadece Hac ve Hilal savaşı var. Ve biz Büyük Birlik Partisi olarak önce şehit liderimiz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, liderimizin bize bıraktığı emaneti, bize bıraktığı davayı, bize bıraktığı hoşgörüyü bütün Türkiye'ye, bütün evrene yayacağımıza, kendi adımıza söz vermişiz. İnandık, inandığımız gibi de başaracağımıza da inanıyoruz. Değerli başkanım, burada çok önemli bir konuya temas ettiniz ama çok önemli de bir konu var burada. Hac ve Hilal'in savaşı dediniz ama bizim ülkemiz 78 milyon insanın yaşadığı, her kesimin, her dinin de olduğu, hatta öyle bir semtimiz var ki havrası, kilisesi ve camisi yan yana olan ilimiz, yan yana olan ve bunların da yıllardır, asırlardır komşuluk yaptıklarını da biliyoruz. Bu konuda Müslüman Türk milleti olarak ve Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak, fertleri olarak bu ülkede yaşayan diğer dine mensup insanları da bir vatandaşımız, kardeşimiz olarak da görüyor muyuz efendim? Tabii ki onlar da buranın vatandaşı. Biz her zaman hoşgörüyle bakmışız. Beraber ağlamışız, beraber gülmüşüz, beraber bayram yapmışız. Değil mi efendim? Tabii ki de. Ama aramıza nifak tohumları sokmaya çalışan bazı kısımlardan biz... Dış mihraklar yani. Dış mihraklardan. Biz bunlardan muzdarifiz. Ama tabii ki tekrar söylüyorum, aynı şeyi söylüyorum. Bunu sadece yıkacak Büyük Birlik Partisi'nin kadrolarıdır. Büyük Birlik Partisi'nin kadroları her dinden, her mezhepten herkese kapısını açmıştır. Biz sadece neye karşıyız? Biz vatana ihanet etmeyen herkese kapımız. Aynen, Muhsin Başkan ve arkadaşların mekanları cennet olsun. Aynı kilimin desenleriyiz dediği ölçüyü söylemeye çalışıyorsun. Doğru mu efendim? Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. Yani demek istediğim şu: birlik ve beraberliğimizi kimse bozamaz. Ben tekrar söylüyorum. Her görüşten kim olursa olsun, ne olursa olsun, vatana ihanet etmemiş her kısım hep birlikte güzel mozaik, güzel bir ülkemizin şu güzel mozaikte el ele verip birlikte kalkınan bir ülke yapmaya hazırız diyorsun. Kalkınan bir ülke yapmaya hazırız ama tabii ki de şu da var. Biz ne kadar kalkınan bir ülke yapmaya çalıştığımızı düşünüyorsak da bir şekilde bu kalkınmayı engellemeye çalışanlar da var. Ama bunu millet olarak, toplum olarak
biz bunu yıkacağız. Biz Büyük Birlik Partisi olarak öncülüğe biz her zaman hazırız. Biz bunun için çok adımlar attık. Attık ve atmaya da devam edeceğiz. Hala da devam edeceğiz diyor. Çünkü bizler Muhsin Yazıcıoğlu'nun adamlarıyız. Adamları. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları değil, adamlarısınız. Adam. Niçin adamlarısınız? Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok arkadaşları var. Ama bazı Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları davayı terk ettiler. Ama adamları kaldı. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu adam gibi adamdı. Biz de onun adamları. Sadakat yolunda hak diyenlerle beraber olduk diyor. Aynen öyle, doğrusu. Çok teşekkür ederim değerli başkanım. Raportajlarımıza bizleri burada misafir ettiğiniz müddetçe devam edeceğiz. İnşallah daima sizlerle beraber olacağız. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet. Evet, FSM TV olarak Özgürlük Meydanı'ndan, Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan bugünkü yapmış olduğumuz raportajlarımız devam edecek. İnşallah yakın bir zamanda bu raportajları canlı olarak da inşallah sizlere yapacağız. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.